Tarafsız ve güncel haberin merkezi Boğaz TV'den herkese merhabalar değerli izleyicilerimiz. Boğaz Medya Haber Merkezi tarafından hazırlanan hafta sonu haberleriyle karşınızdayım. Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Çanakkale halkının Ramazan bayramını kutladı. Sevgili Çanakkale'li hemşerilerim, birlik, beraberlik ve dayanışma ve barış ayı olan mübarek Ramazan'ın sonunda Ramazan bayramına sizlerle beraber erişmiş olmanın mutluluğu ve sevinci içerisindeyim. Umuyorum bu bayram sevdiklerinizle, çocuklarınızla, ailelerinizle mutluluk içerisinde geçer ve bu kentte beraber yaşadığımız bu sevinci inşallah Türkiye'de de yurttaşlarımızla aynı duygularla sevinç içerisinde, barış içerisinde geçirmesini diliyorum herkesin. Tabii öncelikle de Orta Doğu'da yaşanan Müslümanlar arasındaki sıkıntılı dönemin, yani kardeşin kardeşi öldürdüğü bir dönemde bu vesileyle, bayram münasebetiyle oralara da barış gelmesini, insanların İslam'ın ana temeli olan barışın ve insan hakkının oralarda da hakim olmasını ve artık kanın durmasını ve onlarla da birlikte bu barış günü olan Ramazan bayramını kutlamayı diliyorum. Umarım öyle olur. Gazze'deki kardeşlerimizin o sıkıntılı günleri, Irak'taki, Suriye'deki kardeşlerimizin o sıkıntılı günlerinin bir an önce bitmesi temennisiyle burada, bu ülkede ve Çanakkale'de barış içinde yaşamanın kıymetini bilerek ve yeni yönetimden Boğaz Medya'ya ziyaret. Çanakkale AK Parti İlçe Başkanı Adnan Öncü ve yeni yönetimi Boğaz Medya Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Akıncı'yı ziyaret etti. Bizden başka çıkan olur mu başkasını? Biz çıkardık yani. Başka bir kese biz takip ettik. Bu da çok kötü oldu. Biz de takip edelim. Dedim de çok hevesli olan bir merkezin seminerleri. Tamam, kim istiyorsa. Siyaset işin sonunda gene ama buyurlar. Siyaset öyle abi yani. Diğerleri birileri bir yerlere gelmeye çalışıyor. O da siyaset. Aracı bir kurum mu değil? Öyle olsun yani. Oluşturduktan sonra tabii süreçte Cumhurbaşkanlığı seçimine dayanınca öncelikle basınla düşüncelerimizi ve basının Çanakkale'de bizden neler beklediğini öğrenmek, bir basına hasbihal etmek amacıyla basın turuna çıktık. Evet, bugün de Boğaz Gazetesi'ndeyiz. İsmet abimiz her basınımızın, Çanakkale basınının en eski duayenlerden değil, hem de siyasetin en eskisinden. O yüzden İsmet abiyle fikir alışverişine bulunalım. Aynı zamanda da başbakanımız için, cumhurbaşkanı adayımız için destek isteyelim diye bugün buradayız. Çanakkale'miz, Türkiye'miz için. Lapseki Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi ailelere erzak yardımı yapıldı. Lapseki Belediyesi tarafından tek tek belirlenen ihtiyaç sahiplerine bizzat Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz tarafından yapılan yardım beğeni topladı. Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, "Böyle günler birlik ve beraberlik günüdür. Biz de belediyemiz olarak bize düşen görevi gönül rahatlığı içerisinde yaptık," dedi. Erzak dağıtımı esnasında orada bulunan Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz vatandaşların bayramını kutladı. Başkan pazarcı esnafının bayramını kutladı. Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz pazarcı esnafıyla bayramlaştı. İlçe merkezine her hafta cumartesi günleri kurulan halk pazarını AK Parti ilçe başkanı Nuri Kasçı, teşkilat başkanı Rahmi Öz ile birlikte gezen belediye başkanı Eyüp Yılmaz pazarcı esnafının Ramazan bayramını kutladı. Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz mesai sonrasında tüm personel ile birlikte bayramlaştı. Evet.
Pazartesi günü bayram. Böyle günler hepimiz için önemli günler. Birlik beraberliğimizin sağlandığı, insanların birbirlerine daha fazla yaklaştığı bu günler önemli günler. Daha önceleri belediyede ne yapıyordunuz, nasıl yapıyordunuz elbette ki bilmiyorum ama benim bugüne kadar çalıştığım bütün kurumlarda mesainin son gününde tüm personel birbiriyle bayramlaşır. Ondan sonra bayrama gittir. Ben o şekilde biliyorum. İnşallah beraber olduğumuz süre içerisinde de bunu bundan sonraki dönemlerde de bu şekilde yapacağız. Ramazan eğlenceleri sona erdi. Lapseki'de Ramazan süresince belli akşamlarda İskele Camii'nin yanındaki boş alana kurulan iftar çadırında iftardan sonra düzenlenen Ramazan eğlencelerinin son gecesinde İkbal Gürpınar ve İlahi grubu bir program sundu. Selamünaleyküm. Bir sofradan ümitsiz olmaz, ümitsiz. Belki bir önlemdir, belki bir cezadır. Ne olduğunu anlamaya çalışın, olur mu? Bir de yaşam koşulunun birinci kuralı şuydu. Bir şey yapmak istediğiniz zaman, diyelim bir adam sizi çok sinirlendirdi, burnunun ortasına yumruğu indirmek. Dua etmek istemiyorum diyorum. Dönüyorum kadın karşımda. Tövbe estağfurullah. Allah'ım diyorum ne olur ben o kadın için dua etmek istemiyorum. Çünkü o hani hak etmiyor benim gözümde duayı. Dönüyorum kadın. Dönüyorum kadın. En sonunda içimdeki ses dedi ki ıslah olsun diye dua et. O yüzden aklına getiriyorum o kadını. Allah'ım dedim. İnşallah ıslah olur. Yani henüz görmedik. Huylu huyundan vazgeçmiyor. O zaman ne yapıyorsunuz? Siz sürekli üzülmeye devam mı edeceksiniz? Hayır. Ne diyormuş Peygamber Mustafa? İstemem ne senden rükû, ne benden kıyam. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Güzel aşık çevrimizi çekemezsin. Çocuklarıma bayramlık dahi alamadım. Esine'de müteahhitten parasını alamadığını öne süren inşaat işçisi çalıştığı inşaatta intihar girişiminde bulundu. İnşaatlarda çalışarak geçimini sağlayan Cevdet Çağla bayram öncesinde para alamadığını öne sürerek intihar etmek istedi. Çalıştığı inşaatın en üst katına çıkarak atlayacağını söyleyen Çağla'yı polis ekipleri güçlükle ikna etti. Müteahhitten 7 bin liraya yakın alacağı olduğunu iddia eden Çağla, cuma günü paramızın ödeneceği söylendi. Ben memleketime gideceğim, gidemiyorum. Ailem telefon açıyor, neredesin diye çocuklarıma bayramlık dahi alamadım dedi. Kendisiyle aynı durumdaki iki arkadaşıyla birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Cevdet Çağla, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Çanakkale'nin Biga ilçesinde tarlada çalışan 33 yaşındaki Akif Arslan su motorundan elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. Edinilen bilgiye göre Biga'da yaşayan Akif Arslan Gümüşşah yakınlarındaki tarlasında sulama yapmak istedi. Elektrikle çalışan su motorunu çalıştırmak isteyen Arslan elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanarak Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Arslan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bayram boyunca trafik kontrolleri devam edecek ancak jandarma trafik ekiplerinden alkışlanacak bir davranış geldi. Hem kontrol yaptılar hem de bayramlaştılar. Günlük bayram tatilini fırsat bilenler eş dost ziyaretlerini ya da tatilini değerlendirmek için yollardaydı. Trafik kontrol yapan jandarma trafik ekipleri sürücüleri kontrollü ve dikkatli olmaları hususunda uyardı. Hem de çikolata ve kolonya ikramı yaparak bayramlaştı. Gençlik Derneği'nden iftar yemeği. 1925 Ruhu Gençlik Derneği vatandaşlara Özgürlük Parkı'nda iftar verdi. 1925 Ruhu Gençlik Derneği'nin Özgürlük Parkı'nda verdiği iftar yemeğine milli sporcular, dernek üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Çanakkale'li vatandaşlar. Hepiniz 1915 Ruhu Gençlik Derneğimizin düzenlemiş olduğu iftarımıza hoş geldiniz. Yüksek ahlak, toplumsal duyarlılık, tam sağlık ve mutlak başarı parolasıyla yola çıktığımızdan bu yana bir yılı geride bırakmak üzereyiz. Geriye baktığımızda gösterdiğimiz tüm çabalar milli ve manevi değerlerine sahip çıkan, zamanın kötü alışkanlıklarından korunan, çözüme yönelik düşünebilen ve başarıya odaklanmış, yüksek ahlak sahibi bir gençliğin yetişmesine yöneliktir. Çanakkale'de bayram hazırlıkları sürerken biz de hem pazarcı esnafına hem de halka mikrofon uzattık ve fiyatları sorduk. Bakın neler demişler. Hem de bu pazarda ama nedense bugün pazar biraz herhalde bayramın da vermiş olduğu şeyden dolayı biraz pahalı. Ha, biraz pahalı. Pahalı fiyatlar. Hem onda normal karşılamak lazım. Hesap ne zaman para kazanacak? İşte böyle zamanlar. Ha, böyle önemli günlerde kazanacak. Ama biraz da fakir fukarayı da düşünmeleri lazım. Bu kadar uçmamaları lazım. Fiyatta bayram şeyinde azıcık ufak bir hareketlenme var. Yani normal zamana göre 3-5 kuruş bir artış var ama o da fazla önemli değil. Balık fiyatları şu an normal. Sardalya 7 lira, kupa 10 lira, mercan var, kalite balık, çıpra var. Bunlar hep standart fiyat yani normal 10 lira. Mesajınız var. Çanakkale'de yaşayan vatandaşlar sevdiklerine Boğaz TV aracılığı ile mesaj yolladılar. İşte o içten ve sımsıcacık mesajlar. Onların hepsinin canı gönülden bayramlarını kutlarım. Çoluğuma, çocuğuma, kızıma hepsine selam gösteriyorum. Bayramlarını da kutluyorum. Evet, çok teşekkür. Bayram mesajı göndermek istediğiniz kimseler var mı? Onlara bu yakınlardan seslenebilirsiniz. Var. Kahramanmaraş'taki aileme, anneme, babama, Denizli'deki abimlere, Mardin'deki nişanlıma bayramlarını şimdiden kutluyor. Herkesin büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Buradan kimlere mesaj göndermek istersin bayram mesajı? Ankara'daki dedemlere.
oradaki kuzenime. Başka. Bir de kuzenimin arkadaşlarına, benim de oradakilere hep selamım var. Çanakkale'ye özel olarak bayram mesajı göndermek istediğiniz birileri var mı? Çanakkale'ye, aileme, sevdiklerime, tüm eşime, dostuma, herkese buradan sevgilerimi, saygılarımı, bütün herkese keyifli bayramlar diliyorum. Kimlere bayram mesajı göndermek istersiniz buradan? Ben bütün okul arkadaşlarıma, öğretmenlerime, yakınlarıma, herkesin bütün bayramını kutluyorum. Bütün mübarek Ramazan bayramımız bütün Müslüman alemine hayırlı bayramlar olsun. Bütün İslam alemin bayramını kutluyorum. Adana'da annem, babam, bütün ailem, kız kardeşlerim, hep bütün kaynım, herkese selamlar, bayramını kutluyorum. İyi günler, herkesin bayramı kutlu olsun, anneme, babama. 17x4 yaşadıkça programında bu hafta unutulmaya yüz tutan kumaş baskısı konu alındı. Emekçi Kadınlar Platformu sözcüsü Sibel Bozkurt işin inceliklerini ve desenlerin dilini anlattı. Öyle bir şey yapmışız. Bu kadar güzel, bu kadar renkli bir kültür hazinesi bir şehirde yaşadığım için çok gururluyum. Artık Çanakkale'liyim diyorum soranlara. Yaklaşık 7 yıldır da Cuma pazarında ve diğer semt pazarlarında oluşan bir topluluğumuz var. Ya tamamen gönüllülük esasına dayalı, dernekler üstü, kişiler üstü bir çalışmayla çoğu ihtiyaç sahibi, sosyal hiçbir geliri olmayan kadınlar ve 60 yaş üstü altın kızlarla çok güzel şeyler yapıyoruz. Evet, 60 yaş üzeri altın kızlar mı? Altın kızlar tabii. Yaşlar. Tamam. Ondan sonra yaş yok bayanlarda. Evet, şimdi bu Emekçi Kadınlar Platformu'nun amacı nedir? Yani evet, tamam, bir kısım ürünleri değerlendirmek, kadınları üretim tabii, süreçlerine tabii, katmak. Ama nereden oluştu bu fikir? Nasıl bugüne geldi? Bunun üzerine biraz konuşalım isterseniz. Konuşalım. Ben emekli el sanatları öğretmeniyim, eğitmeniyim. Halk eğitimde uzun yıllar takı tasarım, düzen, dekorasyon, süsleme ve o tür çalışmalar çok çalışıyorum. Evet değerli izleyenlerimiz, biz de Boğaz Medya ailesi olarak tüm İslam aleminin Ramazan bayramını kutluyoruz. Haberlerimiz bugünlük bu kadar. Yarın akşam yokuz ama bir sonraki akşam tekrar burada aynı saatte buluşmak dileğiyle. Mutlu kalın, umutlu kalın ve Boğaz TV ekranlarından ayrılmayın. Bizi izleyin, haberiniz olsun.